Baba Kalbi, Mehmet Rauf. Evleneli 7 senedir esasen haşin ve hırçın bir kadın olan zevcesinden ziyade asıl o korkunç canavardan, yani kaynanasından bıkmıştı ve şikayetçiydi. Bu kadın bütün hayatını onun kusurlarını görmek, zaaflarını mübalağaya boğarak cinayet mertebesine çıkarmak ve mevcut olanlarına kendi uydurduğu binbir zaaf ve binbir kusur ilave ederek her fırsatta, her saati onu azarlama ve suçlamayla geçiriyordu. Hatta çoğunlukla anasıyla ittifak ederek kendine hücum eden karısı, bazen nasılsa tarafsız veya pek nadiren kendisine lehdar kaldığı zamanlarda bile kaynana ezeli bir düşmanın intikam besleyen duygularıyla kendisini lanetlemek için fırsat kaçırmak değil, adeta bahane icat ederdi. Her dakika bir kör kuyu gibi çukur karanlık ağzını açarak, bazen mesela zorlama bir şefkat ahengiyle, ''İlahi damatçım, uyuşuk mıymıntı herifin birisin darılma ama, beceriksiz, yelloz, sersem bir adamcıksın.'' Eğer hiddetlice ise, ''Aa ömrümde böyle miskin adam görmedim ki ha dostlar, adamda zerre kadar metanet yok ki, aciz, mendebur, sümsük, uyuz herifin biri.'' Ay sebep olanlar sebepsiz kalsın. Nur gibi kızcağızı herifin elinde ziyan ettirdiler. Nihayet bazen en galeyanlı bir coşkunluk ve bir köpürmeyle kasırgası patlar, o vakit bu mahalle acuzesi bütün cesaretiyle, bütün uğursuzluğuyla en rezil, en murdar küfürlerini sıralardı. Hüsamettin bir keresinde asıl kendisinin lanetlemeye haklı olduğu o sebep olanları sebepsiz bırakmanın kolayını pekala biliyordu. Çünkü bu kadınla hatta onlardan 100 kere temiz suyla yıkanmış karısıyla aşağılama ve sövme sahasında rekabete çıkacak hilkatte değil, fakat esasen iyi ahlaklı ve soylu tabiatlı bir adamdı. Ara sıra onların haksız ve çirkin hücumlarına karşı isyan edip, tekmeyi vurarak sokağa yuvarlamak arzusuna düştükçe, hemen sakınarak bu iki kadını sefil ve çaresiz sokak ortasında bırakmanın ne çaresiz, ne çirkin, ne canavarca bir hareket olduğunu düşünür, bilhassa yavrusunu ya bu kadınla sokağa atmak yahut ondan ayırarak kendi yanında sefil ve bedbaht sürüklemek, büyüklüğüne ağır gelerek sonsuza kadar tahammül etmekten başka bir çare göremezdi. Zevcesi, bilhassa kaynanası, onun bu necip ve âli cenap hesaplarını acz ve zaafına hamlederek tepesinde kükrerler, çıngırak sesleriyle hayatında ebedi bir kabus gibi haykırırlardı. Beceriksiz, uyuşuk, aciz herif! Bu beceriksiz, bu aciz ve uyuşuk adam, bu zehirli yılanların arasında türlü işkencelerle kavrulurken, aynı zamanda hayatının haricinde bir aşk hikayesi yaratmıştı. Komşularından zengin bir tüccarın zevcesiyle bir münasebeti aşıkhane tesis etmiş, aşk ilişkisi kurmuş ve bunu tam 1,5 sene mahallede hiç kimseye sezdirmeksizin idame etmek maharetini göstermişti. Kadın genç, latif ve nihayet derecede pür şefkat ve ateşliydi. Hüsamettin aile hayatında duçar olduğu bu azap ve ıstırap kasırgalarından kurtulmak için ona en samimi ve en coşkulusundan bağlılık gösteriyor ve koruyucu meleği olup onun kırgınlıklarını tedavi için hayatını adıyordu. Bazen bu sıcak ve gönül okşayıcı aşk kucağından çıkıp kendi evinin cehennem ateşine en derin bir çırpınışla dönen delikanlının çocuğu olmasaydı da, bu genç kadınla hayatını birleştirebilseydi ne benzersiz bir saadetle bahtiyar olacağını içi sızlaya sızlaya düşünür ve kaderini telin ederdi. Bir tarafta sıcak bir şefkat, nazlı bir iltifat, hararetli bir aşkla mesud olurken, diğer tarafta karısı ve kaynanası onun bu gizli saadetini keşfetmişler de acı çıkarmak istiyorlarmış gibi hücumlarında ve küfürlerinde kusur etmezler, en küçük bir bahaneyle hakaretlerini sıralarlardı. Nihayet bir gün tüccar hızlı bir hastalık neticesinde ölerek genç zevcesi büyük bir servetle dul kaldı.
O zaman genç kadın kendisine en samimi bir hitapla, ''Bu kadar zamandır birbirimizi tanıdık, sevdik ve seviştik. Seni çektiğin işkence hayatından kurtarıp, kendim de aynı zamanda mesut olmak için bak ne istiyorum. Biliyorum çocuğu pek seviyorsun ve ondan ayrılmak senin için pek feci olacak. Bunun için o kadınları def edip çocuğunla bana gelirsen, senin için nasıl sadık bir zevce olacaksam, çocuğun için de o kadar sıcak bir anne olacağıma yemin ederim.'' dedi. Ve bu teklif Hüsamettin'i en derin varlığına kadar sarstı. Şimdiye kadar bu şekli hiç aklına getirmemişti. Evindeki canavarlara karşı ve en kanlı isyan halinde bazen onları tekmeleyip sokağa fırlatmayı düşündüğü, bu fikirle birkaç günler didiştiği olurdu. Kendisine o kadar zulüm ve hakaret etmeye razı olan bu can düşmanlarının ancak kendi cezalarını çekeceklerini düşünerek düşecekleri sefalet girdaplarına lakaydane, ilgisiz kalırdı. Fakat en hassas olduğu nokta, çocuğun eğer anasıyla beraber giderse, zaruri olarak süreceği düşkün hayat, kendisiyle kalırsa, kadın ve ana şefkatinden mahrum kalarak geçireceği öksüz sefaletti. Kendi rahatı için kadınları feda etse bile, çocuğun zerre kadar sefil olmasına razı olamaz, en intikam perver olduğu zamanlarda bile, yalnız çocuğuna karşı kalbinden taşan hararet sevkiyle kendisini feda eder ve böylece hayatına tahammül eder giderdi. Fakat bu teklif, yani ana kız düşmanlarının defiyle beraber kendisini en derin şükran ve aşk hatıralarıyla bağlamış sevdiğiyle kavuşması ve aynı zamanda çocuğundan ayrılmayıp ona en şefkatli ve en mihriban, merhametli bir ana tedarik etmesi, anne bulması ihtimali onu her emelinde o kadar tatmin ediyordu ki hemen kabul etti ve sevinçle, istekle dolu hemen bir bahane icat ederek karıları tekmeleme kararıyla evine gitti. Evde onu kaynanası ve karısı büyük bir merakla karşıladılar. Çocuk yataktaydı, ateşi vardı. Ve hastalık zamanlarında bütün anaların duçar olduğu korkunç humma anayı da büyük anayı da deliye döndürmüştü. Hüsamettin yatak odasına koştu. Çocuk dalgın uyuyordu. Elini tuttu. Şiddetli bir ateş bütün vücutta geziniyor, yavru sık sık nefes alıyordu. Hemen doktor çağırdılar. Reçeteler yazıldı, ilaçlar alındı ve evde bütün hayat çocuğun nefesine mağlup kalarak nihayetsiz bir endişe ve ıstırap hüküm sürdü. Bütün bu saatler zarfında Hüsamettin ilk defa olarak feci bir onurla çocuğun anasına, anasının kendine karşı olan bağlılığından daha bir tutkuyla bağlılıkta olduğunu görmeye başladı. O kadar sevmediği büyük anası değil, hatta anası kadar sevdiğini zannettiği kendi bile çocuk ihmal ediyor, bütün neşesi, bütün saadeti yalnız anasının sıcaklığıyla sınırlı kalıyordu. Yatağın yanından onun bir saniye bile ayrıldığını istemiyor, daima onun ellerini tutmak, daima onun nefeslerini işitmek ve daima onun sesini dinlemek istiyordu. O zaman Hüsamettin derin bir korkuyla sevdiği kadının çocuk için ihtimal pek şefkatli bir ana olacağını bilmekle beraber, çocuğun ona karşı ısınıp ısınamayacağını ve hatta ne kadar ısınsa bu hararetin anasına karşı onu yakan rabıta derecesine varıp varmayacağını ve ne olursa olsun anasından ayrılması yavru için yıkıp yok edecek, kahredecek bir yara olup olmayacağını düşünmeye başladı. Kendi rahat ve saadeti için yavrusunu böyle ezici bir ıstırap hayatına sevk etmeye hakkı var mıydı? Bu kadar sene tahammül etmeye çalıştığı hayatını tamir için, şimdi çocuğu yıkıcı bir ayrılık içine atıp anasından ayırmak affedilmez bir cinayet olmaz mıydı? Gerçekten biri tarafta aşk vardı, bir saadet vardı. Fakat hayatının en mukaddes vazifesi kendini feda edip, aşkını unutup, çocuğunu muhafaza etmek değil miydi? Hatta vazife ona, çocuğun selameti için yalnız bu aile rabıtasını kırmayı değil, aile haricinde başka rabıtalar tesis etmeyi de emretmiyor muydu? Hadi bu hayatın bazı çirkin koşulları kendisini bu hususta mazur göstersin. Fakat bu özür, iyi kötü bu kadar sene devam etmiş bir aileyi yıkıp, bir çocuğu anasından ayırmak için bir hak verir miydi? Hayır. Hüsamettin bu zaafı göstermeyecekti. Kaynanası kendine gece gündüz, ''Metin değilsin,
mendebur, aciz, miskin bir herifsin diye haykırmakla beraber, o çocuğu için en kahraman metaneti göstererek hiç kimsenin hiçbir şekilde ve hiçbir sebeple tahammül edemeyeceği bu cehennem hayatını çekecek, çocuğunu anasından ayırmayacaktı. Öbür gün sevdiği kadına bu fikrini uzun uzun anlattığı zaman, genç kadın birden en soğuk bir karşılıkla, "Ben sizi sürdüğünüz hayattan şikayetçi ve bana karşı bağlısınız zannediyordum. Görüyorum ki siz hayatınızdan memnunsunuz ve beni ancak geçici bir zevk diye takip ediyormuşsunuz. Ya teklifimi olduğu gibi kabul edersiniz yahut beni bırakıp gidersiniz," deyince delikanlı hurdahaş, paramparça, sersem ezildi kaldı. Kalbi, vicdanı, bütün mevcudiyeti henüz pek taze bir yara halinde çocuğuyla anasının rabıtasından feci surette sızlayıp müteessir olduğundan ve esasen soyluluğu ve görev düşkünlüğü onu aşkından ziyade ailesine karşı zayıf bulundurduğundan deruni mücadele pek kısa oldu. Çocuğunu feda etmeyecekti. Kendisi mesut bir aşk izdivacını reddedip en tahammül fersa, dayanılmaz bir hakaret ve çekişme hayatında sürüklenecek, her gün küfürlere, ateşli hakaretlere maruz kalacak, fakat çocuğu o kadar bir rabıtayla bağlı olduğu anasından ayırmayacaktı. Hüsamettin ezilmiş, kırılmış, sevdiği kadının kaba muamelesiyle perişan bir halde ona veda ederek ölüm çölünde yuvarlanıyor gibi binbir hezimet, binbir kırıklık içinde evine avdet etmişti. Hizmetçi kapıyı açtığı vakit hemen ilk sözü, "Çocuk nasıl?" suali oldu. Fakat hizmetçinin cevabı merdiven başındaki odada yüksek sesle kızına bir şeyler anlatan kaynanasının gürültüsüne karıştı. Kaynana hanım ne pek hiddetli ne pek sakin bir edayla, "A kızım, sana her gün söylerim, kocan adam değil bir pıhtı. Onda metanet erkeklik aramak ne kabahat, sümsük, uyuşuk, zırlak herifin birisi," diye haykırıyordu. Hüsamettin boynu bükük onların yanına girdi.